Manşete hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar deyince aklıma Mustafa Ünal geldi. Gazeteci ağabeyim. Zaman Gazetesi Ankara temsilcisiydi. Uzun yıllar yan yana çalıştık, tanıştık, irtibatımızı hiç kaybetmedik. Ankara'da mesleğe yeni başladığımda parlamento muhabirliği yaparken, biz daha yeni yeni yetme 1 iki yıllık muhabirken Mustafa Ünal bizden biraz daha kremliydi. Bir şeye sıkıştığımızda gider sorardık. Hatta bazı haberlerin perde arkasını falan almaya çalışırdık. Bu biraz daha tecrübeli partililerle, milletvekilleriyle ilişkisi var. Kapalı toplantılarda ne döndüğünü falan en azından kulisini alabiliyor. Ondan böyle bir bilgi kırıntıları falan almaya çalışırdık. Sağ olsun çok cömert de anlatırdı, verirdi. Çok nazik bir insandı. Gördüğüm, tanıdığım en beyefendi gazetecilerden biriydi. Hani karınca incitmez derler ya. Klasik tabirle bu kadar dünya tatlısı insanı bir ayet paylaştı diye cuma günü, hayırlı cumalar deyince aklıma o geldi ve onunla başlamak istedim. Bir ayet paylaştı diye on buçuk yıl hapis cezasına çarptırdılar. Öyle zalim bir yargıdan bahsediyoruz ki Mustafa Ünal, AKP'yi takip ediyordu. Öncesinden Refah Partisi'ni takip ediyordu. Bütün milletvekilleriyle bakanlarla ilişkileri vardı. Hal yani son ana kadar çi köfte partileri yaparlar, birlikte işte kahve içerler, ailecek görüşürler. O derece yakın ilişkileri olan bir insandı. Bütün o özellikle milli görüş camiasıyla. Nahl suresinin 90. ayeti. Muhakkak Allah adaleti emreder. Bunu paylaştı diye. Hani cuma namazlarında Bilenler bilir hutbenin sonunda muhakkak Allah adaleti emreder diye mealinde söyler. İmam minberde bu ayeti paylaştı diye Mustafa Ünal'ın ifadesiyle söylüyorum. Terör örgütü üyeliğinin delili olarak yazmışlar. Mahkeme salonları bunu da mı görecekti? Türk yargısı bu durumlara da mı düşecekti? Aldığım cezaya değil mahkemenin bir ayeti suç bulmasına yanıyorum diyor. Muhakkak Allah adaleti emreder. Silahlı terör örgütü üyeliğinden 10,5 yıllık cezanın merakla beklediğim gerekçesi çıktı. Evet. Böyleyken böyle. Bugün manşette ne olacak? Bugün manşette özellikle İran'dan eli boş dönen Erdoğan'ın Suriye'de ve Irak'ta sıkışmasını konuşacağız. Ukrayna Savaşı bu arada bitecek gibi görünmüyor kısa vadede. Baştan beri ifade ettim ilk yayınlarda daha savaş çıktığı günlerde yığınla okumadan izlemeden geriye doğru bütün Ukrayna belgesellerini falan da hatmetmiştim o günlerde. Tek konu oydu çünkü ve dersime iyi çalışmam gerekiyordu. Bir iki ihtimal var işte bu konuda yani en iyi ihtimalle en iyi ihtimalle Ukrayna ikiye bölünür. Batı Ukrayna, Doğu Ukrayna. Batı Ukrayna Zelenski'nin liderliğinde yönü batıya dönük. Doğu Ukrayna'da işte şeyin Putin'in atadığı bir genel vali tarafından idare edilir. Putin Ukrayna'nın Karadeniz'de kıyısı olmasını istemiyor. Mariupol'dan sonra Odessa'yı da kuşatacaktır, almaya çalışacaktır. Devamla esasen Putin'in niyeti bütün Ukrayna'yı almak. Ciddi bir prestij mücadelesi onun için. Liderlik mücadelesi. Ukrayna biterse kendisinin de biteceğini düşünüyor. İçeride de biteceğini düşünüyor. Muhtemelen öyle olacak zaten. Yani Ukrayna biterse içeride de biter. Ama görünen o ki bu savaş Ukrayna'nın zaferiyle çıkmayacak gibi görülüyor şu anda. Ve işte kış aylarına kadar falan devam edecek. Ve genel olarak dünya ekonomisini de etkilemeyi sürdürecek bizim konuşacağımız da bu zaten bugün. Ayrıca dikkatinizi çekerim. Hani ilk ay çok yoğun oradan bağlantılar falan her bültenin yarısı falan bununla geçiyordu. Özellikle benim yaşadığım İngiltere'de yani birinci aydan sonra ikinci ay bültenlerde 5-10 dakika haber olmaya başladı. Üçüncü ay o da bitti. Şu anda hiç yok. Yani bir gün, iki gün, üç gün otur haberleri baştan sona seyret bazen hiç Ukrayna ile ilgili gelişme göremiyorsun. Ha yani geçen Zelenski'nin eşi işte Beyaz Saray'da ağırlanmış Joe Biden ve eşi tarafından falan işte o tür şeyleri görüyorsun elbette yani bu mühim bir gelişme olduğu için. Şimdi Tayyip Erdoğan İran'ın devlet başkanı reisi ve Putin devlet başkanı Putin şey Rusya devlet başkanı Putin bu görüntüyü verdiler ama Oradan bir anlaşma çıkmadı. Oradan bir mutabakat çıkmadı. Belki Rusya ile İran arasında bir mutabakat var ama Türkiye eli boş döndü ve özellikle Suriye'de, Suriye'ye girmek orada bir şeyler yapmak istiyordu. Bu konuda İran ve Rusya'dan icazet almadı, alamadı. Alamadığı için de dönüşte uçakta temenni bazında laflar söyledi ve tamamen kamuoyuna dönük. Ve işte ülkelere bir takım çağrılarda bulundu kendince. Yahu zirveden çıkmışsın yani zirveden yeni çıkmışsın. Orada söylesene söyleyeceğini yani bu işin temennisi mi kaldı artık? Zaten satırlarına baktığınızda Türkiye'nin eli boş döndüğünü görüyorsunuz. Sonra şu oldu. Tam da eş zamanlı Irak'ın kuzeyinde Zaho'da İran'ın iç turistleri, yerli turistleri bir yere serinlemeye gelmişler. Zaho'da bir kasabaya. Tamamen turistik bir, bölge, bir bölgede, tamamen sivillerin olduğu bir bölgeye ee, obüs topları saldırı düzenledi. Obüs toplarıyla bir saldırı düzenlendi. 2 ila 5 görgü tanıklarının ifadesi değişiyor. 9'u 9 dokuz sivil, biri, biri bir yaşında çocuk, Can verdi. 20'nin üzerinde yaralı var. Ve hala bu katliamın dumanı tütüyor. Irak, Türkiye'ye yönelik suçlamalarını geri çekmiş değil. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yaptı diyor. Türkiye de bunu reddediyor. Tabii Türkiye bunu reddederken, Türkiye muhalefeti de iktidarın yanında hizalanmış durumda. Türkiye medyasında da tek haber çıkmadı ilk 24 saat. Sonrasını bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Çıksa da zaten tamamen resmi tezlerle ilgili çıkacak. E, bu bir anlamda, Suriye'den sonra Irak'ta da Türkiye'nin elinin kolunun bağlandığını gösteriyor. O arada iktidar yandaşları işte böyle haritalar paylaşmaya devam ediyorlar. Serdar Arseven yeni Akit'in Ankara temsilcisiydi. Şimdi de yazarı galiba devam ediyor. İnşallah demiş bir harita paylaşmış. Misak-ı Milli haritası olarak bu geçer ama Misak-ı Milli bu demek değildir. O ayrı bir bahis. İşte burada e, Balkanların mühim bir bölümü. Suriye'nin yarısı, Kuzey Irak hatta Ermenistan toprakları falan böyle alınmış kocaman bir Türkiye. Ya 780 bin kilometre neyine yetmiyor? Yani buraları alınca ne olacak? 780 bin kilometreyi doğru işliyor musun? Doğru değerlendiriyor musun? Doğru planlıyor musun? 780 bin kilometrede bu kadar verimli topraklarda üç tarafı denizle çevrili gıda, gıda anlamında kendi kendine yeten bir ülke değil Türkiye. Ayıp yani. Hollanda'nın ihracatı kaşık kadar ülke, Konya Ovası kadar ülke, Türkiye'nin bilmem kaç katı tarımda. İngiltere Türkiye'nin yarısı belki daha küçük toprakları itibariyle o kadar da verimli değil. Ona rağmen kendi kendine yeten bir ülke. En azından tahılını, etini, sütünü, yumurtasını üretiyor yani. Havucunu, patatesini, elmasını sayabilirim daha. Ve bununla gurur duyuyor. Ve ihraç ediyor. Türkiye yani kendine yettiği gibi en az 3 Türkiye'yi daha besleyecek ihraç ürünü çıkartıp Bununla abad olabilirdi ama yapmadı. Yapmayı tercih etmedi. Zaten bunu düşünen bir idare de yok. İdare yağmayı düşünüyor. Şu ekonomik kriz, ekonomik buhran buhran ortamında bile yağmayı düşünüyor. Şimdi sen bu kadar toprakları al, alınca da ne olacak? Orayı da yağmalayacak başındaki idare. Karadeniz'de gaz bulsa, Adana'da petrol bulsa petrolün ucuzlayacağını mı zannediyorsunuz? Kendileri hortumlayacaklar. Milletin akıllanması lazım. Sonra işte bu haberler CNN Türk Dün akşam geçmiş. Terör örgütünde çözülme sürüyor. Teslim olanların sayısı 61'e çıktı. Ayıp ya. Yani bu haberlerle bizim ömrümüz çürüdü. Ömrümüz çürüdü yani. Bitti bitiyor, gitti gidiyor. Çökerttik, ezdik. Her defasında da pörtlüyor şu terör örgütü veya bu terör örgütü. Şimdi bakalım. Şimdi CNN Türk böyle demiş ama MGK toplanmış efendim. MGK'da işte terör vurgusu bildiride terör örgütleri PKK, KCK, PYD YPG, FETÖ, DH başta olmak üzere ya o bir örgütlerin sayısı her sene katlanarak artıyor ve ona bağlı olarak da bir sürü insan şeytanlaştırılıyor milli birlik ve beraberlikle bek bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde dışında azim kararlılık başarıyla filan aman Allah'ım muhalefette yanında hizalanıyor tabi muhalefette yanında Hizalanıyor bu işin. Neymiş terör örgütünde çözülme sürüyor. Kulağıma anlat onu. Şimdi terör örgütünde çözülme sürüyor derken terör bu ve işte iktidar içi hesaplaşma dedirten de bu bana. Sabah gazetesinde bu haber yayınlandı. Dün savcı uyuşturucu balonu baronu polis kurye çıktı. Habere baktığınızda Konya'da uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 25 kilo eroin ele geçirilmiş. Asıl hikaye sonra başlıyor. Araçtaki narkotik şube polisi MBY'nin kurye olduğu, talimatı ise savcı Osman Yarbaş'ın verdiği belirlendi diyor. Şimdi bu haber sabahta niye çıkıyor? Yani Sabah gibi iktidarın ailenin bir gaştesi, devletin savcısı ve devletin polisini nasıl böyle itibarsızlaştırır ve nasıl böyle bir uyuşturucu haberi yapar? Pudra şekeri. 14 şübe, şüpheli tutuklandı falan. Bu muhtemelen bir iktidar içi hesaplaşma. Ama işte bir terör savcısının, bir polisin falan içine düştüğü durum. Pudra şekercisi çıkıyorlar hep beraber. Sonra da başkasına sana bana öbürüne haşaşı diyor bunlar kaset dinleme. BTK hepimizi gözetliyor. Tüm internet verilerimiz BTK'ya gidiyor. Medyaskop'tan Doğu Eroğlu bir takım belgelere ulaşmış. İnternet servis sağlayıcıları bilgisayar ya da mobil cihaz üzerinden internete bağlanan tüm kullanıcıların trafiğini her saat başı BTK'ya iletiyor. BTK'ya giden bu veriler anonim hale getirilmiyor. Yani her bir veri paketi kullanıcının kimliğiyle birlikte kuruma gönderiliyor. Bu Dediler ya işte haşhaşiden sonra ikinci konu. Bunlar herkesi dinlediler. Telekolak falan o zaman böyle tam sayfa yeni şafaklar falan fotoğraflı listeler yayınladılar. Dinlenen isimler. Dönemin popüler gazetecileri, sanatçıları siyasetçileri var. Ne yapmaya çalıştılar? Seni de dinlediler, seni de dinlediler, seni de dinlediler diyerek taraftar toplamaya çalıştılar. Vay telekolak çetesi. Bizi de mi dinlediniz? Bak sen şimdi filan. Herkes dinleniyor. Yani eee pudra şekeri hikayesi ayrı bir hikaye. Oradaki zenginleşme, o trafiğin göbeğindeki jandarma genel komutanı, İçişleri Bakanı, öbürü bir hikaye. Hepsi komisyonunu alıyor sıralı. O başka bir hikaye. Bu dinleme ve herkesin verilerinin ortalığa saçılması bambaşka bir hikaye. Daha neler neler dökülecek göreceğiz. Fakat dünyanın en güçlü bankacısı Ufukta kara bulutlar var, her şey daha da kötüleş, kötüleşebilir diyor. Şimdi durum daha da kötüleş, kötüleşecek derken özellikle enerji ve gıda fiyatlarında yükselen enflasyon ve faiz oranlarına dikkat çekiyor. Dünya bu haldeyken Türkiye'ye sıcak para girişi bilmem ne yapar, yabancı yatırımcı falan söylüyoruz ama işte başta söylediğim hikayeye geliyoruz. Profesör Doktor Eser Karakaş artık gerçekte yazdığı yazıda 2022 büyük ekonomik krizi dört nala geliyor diyor Türkiye için. Belirsiz olan büyük krizin seçimden önce mi sonra mı olacağı? Erdoğan'ın yerinde olsaydım hemen erken seçime giderdim. Yani Mart'tan Nisan'da yapılacak bir erken şey Mart'tan Nisan'da yapılacak normal vakiti diyebiliriz seçimde durumun çok daha kötüleşeceğini Erdoğan açısından aklı olan daha önce gider diyor. Kastettiği bu. Evet. Şimdi Erdoğan'ın böyle bir niyeti var mı? Yağma düzenine geleceğiz ve ya işte ekonomistler analiz ediyorlar. İşte şöyle yapılması lazım. Merkez Bankası böyle ekonomistlerin durmuşuna benziyor. Türkiye'deki yargı kararları ve yargı düzenine dair hukukçuların meseleyi hukuki açıdan mütalaa etmesine benziyor. Yani o, o iş bitmiş. Yani bitmiş gitmiş yani ha hangi yargı kararının nesini alıp inceleyeceksin ve nes Yani Anayasa Mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını kritik ediyor. Yerel mahkemeler. Anayasa Mahkemesi bu konuda böyle karar almış olsa da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle demiş olsa da falan filan diye. Kararı eleştirebilirsin. Kararı sen eleştiremezsin. Yani kararı hukukçu, siyasetçi ve o kararın muhatabı kimse onlar eleştirebilir. Her karar eleştirilebilir. Kimsenin buna bir itirazı yok. Fakat o karara uyacaksın. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Herkes uymak zorundadır. Karara katılmasan da, kararı eleştirsen de, kararı yanlış bulsan da. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de öyle. Türkiye anayasasıyla sabit. Şimdi ama ekonomistler de bu yağmacı düzenini eleş analiz etmeye çalışıyor. Halkı düşünüyorsanız şöyle yapmanız lazım. İşte kredi ne bileyim e faizleri işte alınmasın öğrencilerden. Aman bak buna bakın. Erdoğan yakınlarda gençlerle yaptığı toplantıda bir genç kalkıyor Erdoğan'a şu soruyu soruyor. İşte diyor efendim kredi faizleri işte çok zorluyor bizi filan. Bu kredi faizleri konusunda işte bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Erdoğan cevap verirken diyor ki videosunu bulabilirsiniz. Buna diyor işte Bay Kemal olsaydı sildim gitti faizleri diye cevap verirdi ama Erdoğan 70 82 milyonun hakkını korumak zorunda diyor. Yani ben silmeyeceğim diyor. Sonra da Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından Erdoğan ana parayı tahsil edeceklerini öğrenci kredilerinde faizleri tahsil etmeyeceklerini söyler gibi bir şey yaptı ama onunla ilgili sonra bir ne olacağı düzenleme olacak mı olmayacak iki dudağın arasında her şey sadece lafta kalan bir şey var nasıl düzenleneceği belli değil rivayet muhtelif yani bir biçimde ana paraya ana paranın bir şekilde şişirileceği falan gibi dedikodular var girmeyeceğim ne olacağını görürüz yahu Erdoğan'ın 82 milyonun hakkını falan aradığı yok. Yağma düzenini burada madde madde yazdım. Bunlar benim ifadelerim, ben yazdım. Daha da artırılabilir. Erdoğan'ın yağma düzeni şu. Erdoğan yanındaki Mehmet Cengiz gibi muhtemetleri aracılığıyla eskiden komisyon alıyordu iş adamlarından. Şimdi iş adamlarına maaş veriyor ya da iş adamlarına %10 payını veriyor, 15 payını veriyor neyse. Ana üstlenici kendisi. N niye ana üstlenici? İşte şu 7 maddeyi yaptığı için. 1 İhaleli ihalesiz, ihalesiz fark etmiyor. Bir proje icat ediyor. Havalimanı, şehir hastanesi, köprü fark etmiyor. Ve bunu belli holdinglere veriyor. Bu holdingler işe almak için kendi parasıyla da değil banka kredisi çekiyor kamu bankalarından. Bu kredi borcu erteleniyor zaten düşük faizli olarak veriliyor. Hatta işte Demirören'in Doğan grubunu alması gibi ödemiyor da yatıyor borcun üstüne. Sonra holding bu işin ehli olmak zorunda değil. Yani ben bir holding kurdum, bir şirket kurdum, bir havalimanı ihalesi aldım. Dolayısıyla ben havalimanı işinden hiç anlamayan bir holding olabilirim ama ne yapıyorum? İşte kuleyi birine ihale ediyorum, terminali birine ihale ediyorum, pisti birine ihale ediyorum. Neyse her yeri birine ihale ediyorum. Küçük küçük şirketlere dağıtıyorum. Ben diyelim ki işi 100 milyon dolara alıyorum örneğin küçük küçük şirketlere de üçer beşer milyon dolara dağıtıyorum aslan payı bana kalıyor falan. Yani hiçbir şey yapmadan şirketlere dağıtarak olayı kotarıyorum. Bitmedi. Devlet bu holdinge müşteri yolcu veya geçiş garantisi veriyor. Bu sadece bir madde. Hep söyleniyor ya işte garanti veriyorsunuz hazine ödüyor bu milletin parası ama üstü altı da var. Sadece bu yani garanti sadece bir madde. Ve son madde düzenli çıkarılan vergi barışlarıyla holdingler vergi de ödemiyor. Yani AKP tipi yağma düzenini bu 7 maddede değerlendirmek gerekiyor. Geçiş garantisi sadece biri. Üstüne ve altına da bakın. Muazzam bir yağma düzeni. Parada reise gidiyor beyefendiye gidiyor. Şimdi bu yağma düzeni değişmedi. Ve bu yağma düzeni ekonomik krizde de biz bu krizden nasıl bir fırsat çıkarır ve bunu nasıl sürdürürüz? düşüncesiyle devam ediyor. Vatandaşın hayat pahalılığıyla mücadelesi, öğrencinin işte kredisini ödeyip ödeyemediği falan gibi dertleri yok. Merkez Bankası'nı bir araç olmaktan çıkardı. Politika faizini sabit tutarak. Artık kimse orayla ilgilenmiyor ve piyasada bir reel faiz oluştu. Kimse 14 faizle yıllık 14 faizle bir işlem yapmıyor zaten. Ve yine Döviz kurunda ne bileyim kapalı çarşıda başka bir fiyat, bankalarda başka fiyat veya kredi her birinde başka bir fiyat oluşmaya başladı ve bankaların özellikle kur korumalı mevduattan sonra karlılığı %300-500 arttı geçen seneye göre dönemsel olarak. Haliyle sizi düşünen sizin e, ekonominizi düşünen, ülkenin buradan nasıl çıkacağını düşünen falan bir idare yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ülkeyi yönetmek gibi bir dertleri yok. Hemen her durumda acaba buradan kendimize ve çevremize nasıl yeni musluklar bağlarız? Bu değişen koşullarda akan kaynakları nasıl çeşitlendirebiliriz? Bazı kaynaklar kuruduğunda yeni, nasıl yenisini ekleyebiliriz? Kafa buna çalışıyor. AKP tipi yağma düzeni. Unutmayın. Geçiş garantisi, müşteri garantisi sadece bir madde. 7 madde var ve siz bunu 10'a 12'ye de çıkarabilirsiniz. Ara detay maddeler koyabilirsiniz. Benim bir çırpıda aklıma gelen bu. Ama temel maddeler böyle. İdare hukukçusu Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi profesörlerden Metin Günday 3 sıralı tweet atmış. Burada diyor ki sarı ile işaretledim onları. Cumhurbaşkanı denetlenmesi mümkün olmayacak mutlak bir takdir yetkisi olduğu varsayılmış. Hangi kararda? Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararında. İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı gene bir Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile değiştirilir veya kaldırılır. Diyor ki Metin Günday bunu Cumhurbaşkanı bir, karar, bir kararla veya kararnameyle yapamaz. Meclisin böyle bir karar alması lazım. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ne katılım Meclisten çıktı. Adı, adı da İstanbul Sözleşmesi yani merkezinde Türkiye'nin olan Türkiye çıkışlı bir karar. Betün Günday diyor ki Cumhurbaşkanı Meclis kararlarına dahi bu şekilde diyor bir yetki kullanır ve danıştaya da bunu bu şekilde onaylatırsa denetlenmesi mümkün olamayacak mutlak bir takdir yetkisi ona bahşedilmiş olur diyor. Cumhurbaşkanına devamlı alacağı ve hiçbir denetime tabi olmayacak tek cümlelik bir kararla TC'nin tarafı olduğu her türlü dikkatinizi çekerim milletler arası anlaşmadan örneğin fiilen pek de uyulmayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilme yolu da açılmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirsen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çekilirsin. Ve diğer bir takım uluslararası anlaşmalardan da çekilirsin. Halk beni seçti, bana yetkiyi verdi. Anayasayı da değiştirdik. Ben bu kararlarla her şeyi yaparım. diyorlar ya işte Türkiye kabile devlet. Ya keşke kabile devleti olsa. Kabile devletinin bir kendine göre geleneği olur. Türkiye kabile devleti bile değildir yani. Değildir. Geçelim SBK'ya. SBK isminin baş harfleri böyle kodlanıyor. Sezgin Baran Korkmaz. Bu kişi Saygı Öztürk'e verdiği Saygı Öztürk'ün edindiği bilgiye göre rüşvet verdiği herkesi kayda almış. Kelepir şirketler toplayan, çöken, en sonunda işte bir anlaşmazlıktan dolayı yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Süleyman Soylu'yla gizli bir görüşme yaptı. 45 milyon dolar alacağı varmış? İşte ona, onun için bir bardak su içmek zorunda kaldı filan falan. İşin içine İnan Kıraç, Kıraça Holding filan da girdi. Her neyse. Erk Acarer mühim bir iddiada bulundu. Bir gazetecinin kendi çocuğunu aracı kullanarak Sezgin Baran Korkmaz'dan para istediğini iddia etti. Bakalım bunların hepsini göreceğiz. Yani belli ki bunları da kayıt altına almış videolu sesli olarak Sezgin Baran, Baran Korkmaz tıpkı Sedat Peker'in kayda aldığı bir takım görüşmeler ve işte onun deşifre etmesiyle veya yayınlamasıyla patlayan isimler gibi. Gazeteci deyince akla bir kişi geliyor. O da Veys Ateş Habertürk'te çalışıyordu. Bu ortaya çıkınca zaten kariyeri bitti. Hep Hatta suç duyurusunda bulunacağım falan demişti. Onu da unuttu. Ayrı bir konu. 10 milyon euro için aracı olmuştu. Böyle de tuhaf bir olay yani. Bakalım iş nereye gidecek. Ee, Saygı Öztürk'ün iddiası önemli. Rüşvet verdiği herkesi kayda almış. Sesli ve görüntülü kayıtları var. Sezgin Baran Korkmaz kayıtları önümüzdeki aylarda. Bu duruşma başladığında duruşmada Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde hakim karşısına çıkacak Korkmaz. Kefaletsiz olarak tutuklanmış. Kara para aklama, dolandırıcılık yani Amerika vergi sistemini dolandırmaktan dolayı da zaten şu anda Amerika'da kara para aklama vesaire. Ee, gene bir uyuşturucu tra trafiğinde de ismi geçiyor. Bakalım göreceğiz. Reza Zarrab'dan çok daha şenlikli olacağı benziyor Sezgin Baran Korkmaz hikayesi. Evet. Bir diğer konu da Nihal Olçoğ'un paylaştığı bir video. Her şey vaktine aşık der Hazreti Pir Mevlana. Ayrıca çok merak ettim. Neden şahsi hukuk ofisinizden paylaştınız? Bu benim, bu bizim, bu milletin raporunu diyor. Kastettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte 15 Temmuz darbesinde araştırma raporu. bu rapor kayboldu veya işte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporu hükümsüz kabul etti falan deniyor. Bu raporun ne olduğunu bir önemi yok. Yani o raporu e, iktidar kayıt altına almadı. E, ne bileyim yarın öbür gün başım ağrır. Uluslararası mahkemelerde veya birileri bu sürecin üzerine tekrar geldiğinde canımı sıkar falan deyip raporu buharlaştırmayı tercih etti. CHP'de rapora şerh yazmaya çalıştı. 70-80 sayfalık şerhler yazıldı. O şerhler rapora girseydi gene sıkıntı olabilirdi falan. Şimdi Reşat Petek raporun CHP şerhi olmayan olmadan 600 küsur sayfalık bölümünü internet sitesinde yayımlamış. Fırsatınız varsa internet sitesine girin. O raporu indirin çünkü yakın bir zamanda oradan da buharlaşabilir. CHP'liler de onu da yayınladılar CHP'liler. 70-80 sayfalık bir şerh düşmüşler. Orada da genelde gazete küpürleri var. O gazete küpürlerinde de 15 Temmuz'u gerçekleştiren darbeci örgütün siyasi ayağının AKP olduğu iddia ediliyor. Gazete küpürleriyle veya fotoğraflarla falan neyse. Maksat yani bir orada bir inatlaşma var. AKP başın belaya girmesin, yarın canım sıkılmasın diye raporu yayınlamayı istemiyor veya meclis arşivini almayı istemiyor. Kabul etmiyor, hükümsüzdür dedi çıktı. CHP'de yarın öbür gün ben seni siyaset, siyasi ayaktan yargılayacağım deyip o işi oraya sokmaya çalışıyor. Çok da fazla bir önemi olduğunu düşünmüyorum ama işte içeride bir iktidar muhalefetin kendi içindeki bir mücadelesi. Bilmiyorum iş nereye gider ama Nihal çok... Bu bizim raporumuz, milletin raporu. Neden şahsi hukuk ofisinizden paylaştınız? Her şey vaktine aşık derken o şeyi de gösterelim. Böyle bir şey paylaştı, video paylaştı. Birkaç saniyelik video dönüp duruyor. İşte orada bacak bacak üstüne atmış. Sol elinde bir flaş bellek işte bilgisayara takılıyor. içinde dosyalar var, klasörler var. İşte o flash bellekte görüntüler olabilir. Fotoğraflar olabilir, ifadeler olabilir. Bilmiyorum, belgeli tanıklıklar olabilir. Bunu gösteriyor Nihal Olçok. Nihal Olçok, Erol Olçok'un eşi ki Erol Olçok vefat ettiğinde anladığım kadarıyla sonra öğrendik. Boşanmışlar. Bir oğulları var Abdullah Tayyip isim, isminde. Erol Olçok darbe haberini duyar duymaz Boğaziçi Köprüsü'ne koşuyor oğluyla beraber ve orada bir keskin nişancının nişan alıp zannediyorum sırtından vurmasıyla hayatını kaybediyor oğluyla birlikte. Nihal Olçok hem eski eşini hem de oğlunu kaybetti. Burada Erol Olçok ve oğlunun bir takım tanıklıklardan dolayı özellikle orada öldürüldüğü iddiaları var. Nihal Olçok keskin nişancı olduğunu iddia ediyor. O konuda bildiklerini bir kısmını anlatıyor, bir kısmını iktidara bırakıyor her neyse. İktidarla arasında orada bir şey var. Çekişme de var bu mevzuda. O arada Davutoğlu'nun partisinde de siyaset yapıyor. Kurucularındandı bildiğim kadarıyla. Şimdi bu elindeki flash belleği göstererek bir mesaj veriyor. Bu diyor flash bellekli bir şeyler var. Benim eski eşimin ve oğlumun Boğaziçi Köprüsü'nde ölümüne dair bakalım ne olacak nereye gidecek orada ne var ya da bir blöf mü bunu bilmiyoruz anlayacağız efendim her şey vaktine aşık manşeti kapatırken 28 dakika olmuş ama 2 dakikada bir şey toparlayayım ve öylece size iyi hafta sonları dileyim Göksel Gümüşdağ'ın dün küçük daha demişim Göksel Gümüşdağ annesinin cenaze törenine Töreninde Ekrem İmamoğlu ve Tayyip Erdoğan'ın tokalaşması konuşulmuştu. Biz de dün fotoğrafı getirerek ondan bahsetmiştik. Bir de şu e, fotoğraf biraz daha öne çıktı. Bir şekilde bir izdiham var orada ve ön safta ön safa girme telaşı. E, Fatih Terim ilk safta yer almaya çalışıyor. İşte bir omuz atmış falan girmeye çalışıyor. Ya koca koca adamlar. Bilinen birinin işte ne bileyim cenaze töreni Cumhurbaşkanı da gelmiş falan. Ya bir cenaze adabı olması gerekiyor ve bu işi bir türlü beceremedik, beceremiyoruz. Ben genç yaşlardan itibaren yurt dışına çıktıkça öncesinde belgesel ve filmlerde elbette seyrettim. Yurt dışına çıktığımda canlı gözlerle de gördüm. Yani ne cenaze törenlerimizin bir nizamı, intizamı var. İzdiham yani hele böyle biraz daha böyle meşhur biri gittiyse. Ne efendim kabristanlarımızın kendine göre bir düzeni var. Ne cenaze araçlarımız, cenaze aracı yani e, cenaze namazından sonra tabut, herkes tabuta dokunmaya çalışıyor, omuz vermeye çalışıyor. Ayrı bir şey bazen tabut başka bir yöne doğru gidiyor, kapıyı şaşırıyor falan. Bir nizam, intizam yok yani bunu... Yani hep mi batıdan örnek vereceksin ama belli bir nizam içerisinde yapıyorlar. Cenaze servisleri var. Bu işi organize eden insanlar var. Çok düzgün. Her markanın ürettiği cenaze araçları var. İngiltere'den örnek vereceğim. Mesela böyle araçlar var. Bunu zannediyorum Ford üretmiş. Mercedes'in ne bileyim her markanın var. Son derece güzel böyle uzun sırf cenaze taşımak için yapılmış araçlar. Böyle, böyle araçlarda taşınabilir. Bizimkiler bizim cenazeler pikaplarda falan taşınıyor. Yani bir, bir, cenaze aracı formunda yapılmış bir şey yok. Sipariş edersin bir firmaya gönderir 10-15 tane. Yaparsın şeyini yani bir şey değil. Nere, nerelere paralar harcanıyor. İşte böyle özel görevliler taşırlar tabutu cenazeyi. İnsanlar da işte e, mevtaya son görevlerini işte bir biçimde o ibadethanede neyse yerine getirirler falan. Böyle bir izdiham görmezsiniz, itişme görmezsiniz, tabuta dokunma yarışı şu bu falan görmezsiniz. Belli bir şey de ahenk içerisinde biter gider dini tören. Biz de hep böyle yani. Bilmiyorum yani ne zaman bu işler hale yola konulur. Onu görür mü bu gözler? Bilmiyorum sadece bahsetme ihtiyacı hissettim. Yeri geldi. Bazen böyle içimde kalmasın. Ee, dediğim görüşlerim oluyor. Yeri geldikçe de böyle bir fırsat bulup onları da anlatmayı düşünüyorum. Evet böylelikle bir manşeti ve haftayı noktalıyoruz. İyi hafta sonları herkese. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.